Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel ceketimizi çalışacağız. Ceketimizi minik beyler için ördük. Bir iki yaş grubu arası giyebilir bu çalışmamızı. Üç tane rengimi kullanarak ördüm. rova kısmında beyazımı açık mavi ve daha koyu olan mavi rengimle tamamladım. Ve çerçevelerini yani kenarlarını önümüzü ilik yerimizi altımızı ve... Ee, Gördüğünüz gibi yakamızı da mavi rengimizle çalışarak tamamladık. 4 düğme kullanarak ördüm. Daha fazla da kullanmak isteyen arkadaşlarımız e, düğme ya ilik yerinin nasıl açıldığını anlatacağım. İsterseniz daha fazla da çalışabilirsiniz. Şimdi ölçülerimize bakalım. En üst kısımdan tutuyorum. En alt kısma kadar 32 santim. Kol altından gövde genişliğimizi ölçtüğümüzde ise 29 santim bir kolumuzdan diğer kolumuza kadar olan uzunluğu ölçtüğümüzde ise bir kolucundan diğer kolucuna da 64 santim ceketimizin uzunluğu şöyle arkasını çevirip bir de arkasını görelim. Arkasından ise bu şekilde görülmekte. Dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. İsterseniz tek renkte, isterseniz iki renkte ya da daha fazla renkte kullanabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel çalışmaya geçelim. Robamıza zincir çekerek başlıyoruz ve minik yuvalar hazırlıyoruz. Bir tane şöyle düğümü attım ve üzerine 1, 2, 3, dört tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Birinci zincir içerisine giriyorum ve buradan 3 defa da çıkıyorum birinci kez bakın 1 çıktıktan sonra örüyorum 2 3 defa ördüm ve birinci yuvayı hazırladım 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum Dilerseniz 4 de çekebilirsiniz şu şekilde 4 tane zincirimizi çektikten sonra tığımın başında oluyorum Şuradaki her iki ilmeğin birleşme noktasına giriyorum. İpimi buradan çekiyorum. 1, 2, 3. 2 tane yuvamı ördüm. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen buradaki bakınız birleşme yerine bir önceki yuvanın kapanış yerine giriyorum. Şu iki katından birer birer alıyorum. Ve 1, 2, 3. 3 defa da çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum yine aynı yere girerek 3 defa da örüyorum eğer şurasını birazcık daha az dönmesini isterseniz buradaki zincir sayısını 3'e indirebilirsiniz 1 2 3 defa zincirimi çektim yani 3 tane zincir çektim katların her ikisini aldım hem zincirden hem trabzandan katım aldım 1 2 3 bakın farkı sadece bu 4 zincir çektiğimizde biraz daha şöyle dalgalı olmakta. 3 zincir çektiğimizde ise daha düz durmakta. Yeterli ölçü olana kadar bu şekilde minik yuvalarımızı hazırlayalım. Ana renk olarak beyazımı kullanmaya karar verdim ve aynı işlemlerimi ben beyazımla örmeye devam ettim. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24 tane kutucuk bize Yeterli olacak. 24 kutucuğumu bu şekilde hazırladım. Şimdi bölümlerine ayırarak örmeye başlayabiliriz. 24. ve son kutumuzu bu şekilde kapadıktan sonra bakınız. Şöyle tığımın başıyla araya giriyorum, ilmeğimi kaydırıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. Yuva içerisine girerek 1, 2, 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı birincisi zincirde ardarda arda, arda örüyorum. Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Yine yuva içerisine bakınız. İçerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. Bu ilk önümüz. 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer kutucuğa 3 tane daha trabzanımı örüyorum. Daha büyük yaş grubu için örecek arkadaşlarımız 1 bir yaş 1-1,5 bir, bir yani bu 1 yaşa rahatlıkla olabilecek. Tabii kilosu fazlaysa 1 kafes yani bir kutucuk daha ekleyebiliriz yani burada 3 değil de 4 de devam edebiliriz Eğer daha büyük yaş gruplarına öreceksek buradası üçlü grup değil de beşli grubumuzun olması daha güzel olacaktır yani artışlarımızı yapalım bu önümüzdeki elimde tuttuğum ölçü bir yaşına kadar olan çocuklarımız için üç tane grubumuzu kafesimizin yani buradaki yuvamızın içerisine yerleştirdim birinci ikinci üçüncü yuvamıza üç tane üçer trabzanla bölümü ördüm şimdi bölüm arası için şuraya giriyorum ve buraya da üç tane trabzanı öncelikle bir örüyorum iki ve üç üçünü ördüm Burası kolumuzla e, önümüzün ayrım yeri olacağı için önümüzü 3 tane olarak ördüm. Burası tam ayrım ve artış yerimiz. 3 trabzanımızın olduğu yere hemen 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın tekrar başını dolayarak buraya köşe noktasına 3 trabzan daha örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımız oldu. Görelim. Önümüze 3 tane grubumu ördüm. Köşemize 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördüm. Kolumuz için olan bölümümüzü örmeye başlıyoruz. Kolumuza da 4 tane trabzan grubunu öreceğiz. Her bir yuvaya bir tane grubumuz olacak. 1. Bir. Bu birinci grubumu örüyorum. İkinci grubumu örüyorum. Bakın sadece 3er trabzan örüyorum ama buradaki hazırladığım yuvaların içerisine örüyorum. 2 3 bakın köşeden sonra iki tane grup ördüm üçüncü ve dördüncü grubu da ördükten sonra kolumuz için olan bölümümüz de hazır olacak üçüncü grubumu ördüm birinci ikinci üçüncü dördüncü ve son grubuma yine zincir çekmeden başlıyorum 2, 3. Kolumuz için bölümümüzü ördüm. Köşemizden sonra 1, 2, 3, 4 tane üçer trabzandan oluşan gruplarımızı ördük. Şimdi ikinci köşemizi örüyoruz. Hemen yandaki yuvaya giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Şu ipimi rahatlatıyorum. 3. Trabzanımı ördüm. Köşe olacağı için. Üzerine 1 2 tane zincir çekip aynı yuvaya tekrar girişimi yapıyorum. 2 ve 3 aynı yuvaya girdim. ikinci köşemi de bu şekilde ördüm. 3 tane önümüz için 1 tane köşe. 4 tane kolumuz için grubumuz var. 1 tane köşe. Şimdi arkamız için olan bölümü örmeye başlıyoruz. Yine gruplar arası zincir çekmeden yuvanın içerisine giriyorum ve arkam için 6 tane ayrı grubumu örüyorum. Birinci grubumu ördüm. Diğer gruplarımı da öreyim. Köşemizden sonra 6 tane grubumu ördüm. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı grubumu ördüm. Şimdi arkamızdan devam eden bakınız. Arkamız için örgümüzde köşe örme yerine geldim. Buraya önce üçlü grubumu örüyorum. Diğer köşelerimde yapmış olduğum gibi üç tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi ilave ediyorum. Aynı yuva içerisine girerek 3 trabzan daha örüyorum. 1 2 ve 3 Şimdi tekrar bakalım. Bakınız Köşeden sonra 6 tane grubumu ördüm. 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. grubu. 6. gruptan sonra yeniden köşemi ördüm. Tıpkı burada ördüğüm gibi 4 tane de grubu kolumuz için öreceğim. Bir köşeden bir köşeye arada 4 tane grubumuz var. Şimdi başlıyorum. 4 grubun ilkini örmeye. 2 3 Bakın ilk grubu ördüm. Geriye kalan grubumu örerek kolum için 4 tane üçerli grubumu örüyorum. Köşemizden sonra birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü grubumu örüyorum ve ikinci kolumuzu da bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi kolumuzla önümüz arasındaki köşeyi de örerek başlıyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane Trabzanımı örüyorum. Son köşemizi yani dördüncü köşemizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Üç tane grubumuz kaldı. İkinci önümüzü de bu üç grubumuzu öreyerek tamamlayalım. Gruplarımızın hepsini tamamladım. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle elimi alıp daha güzel göstermek istiyorum. Beyaz olduğu için masamızda birazcık daha e, net görmeniz için. Üç tane grubumuzu ördüm. Bir tane köşe. 4 tane grubumuzu ördüm köşeden sonra 1 2 3 4 tane ve tekrar ikinci köşemiz. 6 grubumuzu ördüm. 1 2 3 4 5 6 tekrar köşe bu 6 arkamızda. Tekrar ikinci kolumuz 1 2 3 4 köşemize geldim ve son olarak 1 2 3 grupla önümüzü ördüm. Bu şekilde ilk sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. Burası trabzanımızı bitirdik. Bundan sonra bir sıra trabzanla bir sıra kafeste olacak sıralarımız. Şimdi bu kafes sıramızdayız. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen şuradaki trabzanların hepsini atlıyorum. Şu aradaki boşluğu görmekteyiz. Buraya 3 tane trabzan örüyorum. 5 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Her iki grup arasındaki boşluğa girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, ve 3. 3 trabzanımı ördüm. Araya zincir çekmiyorum. Diğer iki grubun arasına giriyorum. 1 2 3 Tekrar 3 tane trabzanımı ördükten sonra zinciri yeniden çekmiyorum. Köşemizin bulunduğu yer bakın hemen köşemizin yanındaki trabzanımızın soluna bir grup daha örüyoruz. Köşemize gelmeden mutlaka bir grubumuz olacak ki artışlarımızı buradan yapıyoruz. Bakın 3 tane trabzan oldu. Şimdi köşenin bulunduğu noktadayız. Burada ise yine zincir çekmiyoruz. Direkt ortadaki iki zincirin içerisine tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Köşelerimizi hep köşe olarak devam ettireceğiz. 2 ve 3. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 3. Bakın ne kadar güzel ve kolay. Hiç zincir çekmiyoruz. Sadece köşelerde ikişer zincirimiz olacak. Şimdi bu köşemi ördükten sonra hemen köşemin dibine bakınız. Köşemin dibindeki boşluğa tığımın başını doluyorum. Giriyorum. 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 3. Köşemizin sağındaki ve solundaki boşlukları mutlaka örüyoruz. Bakınız hem sağındakini ördüm hem solundakini ördüm. Tığımın başını doluyorum. Diğer grup aralarına giriyorum. Onlar zaten belirli her üçerli grubun arasına zaten öreceğiz. Bakın diğer iki grubun arasındaki bölüme giriyorum. Örüyorum. Köşenin bulunduğu yere kadar örelim. Buraya yaklaşırken kalalım. Üçer trabzan örmekteyim. Evet şu şekilde köşemizin hemen yanına örmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Diğer köşemizin hemen yanındaki bölümü de ördüm. Şimdi bu çiftli ördüğümüz köşedeyiz. Tekrar buraya yine çiftli olarak çalışacağız. 3 tane trabzan 2 ve 3. Araya 2 zincir 1, 2 aynı yere yeniden 3 trabzanımızı örüyoruz 1 2 ve 3 Evet bakınız hem önümüzü hem de kolumuzun ikinci sıralarını örerek geldim artışlarımızı da bu şekilde yaptık eğer herhangi bir şekilde takılırsanız şu şekilde durdurarak bakabilirsiniz şimdi arkamıza başlıyoruz arkamızda ve diğer bölümlerimizde de aynı çalışmamızı yapıyoruz hemen köşemizin dibindeki bakınız ilk boşluğa giriyorum bütün gruplar arasındaki boşluklara arasına zincir çekmeden üçer trabzanımızı örüyoruz iki grup arasındaki boşluğuma giriyorum. Her üçerli üçerli gruplar arasına şuraya giriyorum. Tekrar 3 tane trabzanım. Burası arkamızda. Köşeye kadar her bir grup arasına yani buraya, 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 buraya örüyoruz. Üçer üçer gruplarımızı örelim ve arkamızda tamamlayalım. Arkamızı da tamamladım. Gruplarımıza 3'er 3'er ördüm. Aralara bakın. Şöyle elimle tutuyorum. Daha güzel görünsün diye. Hemen köşemizin yanı başındaki 3 tane trabzanımı da ördüm. Köşeye giriyorum. 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. 2 zincir, 3 trabzan. 1, 2, 3. Evet köşeyi ördüm. Şimdi kolumuza geçiyoruz. Hemen grubumuzun önce dibine yanına bakınız her bir 3 arasına örerek ilerliyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Çok kolay. İnşallah hiçbir şekilde kafanız karışmadan rahatlıkla akıcı bir şekilde örerek ilerlersiniz. Evet örmeye devam ettim ben kolumuzun bulunduğu noktayı tamamladım sonrasında köşemi ördüm hemen 3 tane trabzan grubunda önümüzü örerek tamamladık ve ikinci sıramızı bütün gruplarımızı örerek tamamladım şöyle yere bırakmak istiyorum yaptığımız işlemimizi buradan itibaren bakalım ilk önce kafesimiz var bakınız sonra trabzan gruplarımızı ördüm köşemizi ve köşemizin hem sağına hem sonuna yeni gruplarımızı ördük ve bu şekilde köşelerimizin arası gruplarımızı da örerek sıramızı tamamladık şimdi başlangıçta 5 zincir çekerek başlamıştık bitişte ise trabzanda bitiriyoruz tığımın başını doluyorum en sondaki zinciri zincirden çektiğim trabzanıma gelip batıyorum. 1, 2, 3. Bakın burayı da trabzan örerek kafes oluşturduk. 3. sıramıza başlıyoruz. Bundan sonraki sıralarımızda bir sıramızı bu şekilde zincirle başlayıp trabzanla bitiriyoruz. Daha sonraki sıramızı ise direkt trabzan grubuyla başlıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. 3 zincirimi çektim. Arkasını çevirdim. Bakınız üçlü olarak örmüştüm. Bunu birinci trabzan sayıyorum ve buraya 2 tane Trabzanımı da örüyorum. Kenarla birlikte toplam 3 trabzan sayısına ulaşıyorum. Zincir çekmeden hemen gruplar arası boşluğa buraya, buraya, buraya örüyorum. Burayı da köşe olarak örüyorum. Yerlerimiz açık ve belirli. İnşallah çok çok rahat öreceksiniz inanıyorum. Allah işlerinizi rast getirsin. İnşallah hiçbir şekilde sıkıntı çekmeyin. Her konuda sadece örgü konusunda da değil her konuda inşallah evet hemen grubumun artış yerinin dibine kadar geldim ve bakınız artışlarımızı da görmektesiniz şöyle üçlü başladığım için burayı da üçlü yaptım kafesin için üçer üçer ördüm ve şimdi köşemizi örüyoruz ve bu şekilde örgümüzü devam ettirerek istediğimiz roba ölçüsü olana kadar örmeye devam ediyoruz ve büyütüyoruz. Her sıramızda artışımız oluyor çünkü. 2 ve 3. Hemen yanına örüyorum. Evet. Eğer takılırsanız videomuzu başa sarın. İkinci sıraya geçişimiz bir sonraki sıra ikinci sıraya geçişimiz gibi olacak. Bu sıramızı da yine bitirirken yine aynı 3 tane trabzanımızla bitireceğiz. Bitirmeyi de yapalım. Sonrasında yeniden geçişimiz, geçişimizi de çalıştıktan sonra biraz büyütelim. Bir üçüncü sıramızı örerek tamamladım. En son noktadayız. Bakınız köşemizi ördüm. Birinci, ikinci, üçüncü grubumu ördüm. Şuradaki kafesin içerisine dördüncü grubumu örmek için hemen giriyorum. Ve üç tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Ve bu şekilde Trabzanla başlamıştık, trabzanla bitiriyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. ilk araya girerek dördüncü sıramızı da bu şekilde başlatıyoruz. Ve artışlarımızı yaparak biraz robamızı büyütelim Aynı işlemlerin tekrarıyla robamı örerek büyüttüm. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. 9 sıranın santim olarak karşılığını görelim. Şöyle tutuyorum. 9 santim karşılığına gelmekte. Şimdi işlemimizi nasıl yaptığımıza bakalım. Bir şöyle ilk kısımdan Başlayalım. Elimi de şöyle altına tutuyorum. Bakınız, ilk önce 1 iki 3 tane e, trabzan grubumuz olmuştu köşemizi örmüştük. Bir sonraki sıramızda, bakın burada trabzanla başlamıştık. İkinci sıramızda kafes. Bir sıra trabzan, bir sıra kafes, bir sıra trabzan, bir sıra kafes, kafes trabzan kafes trabzan şeklinde olması gerekmekte Şimdi e, ikinci sıramızda yine üç tane trabzan yine köşemiz ama kafeste başladığımız için burada bir artışı yapmış olduk. Diğer sıramızda 1, 2, 3, 4 tane trabzan grubu yine köşemiz. Kafeste başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Diğer sırada 1, 2, 3, 4, 5 yine köşemiz. Yani bu şekilde bir sıramızda trabzan, bir sıramızda kafes olarak başladık. Artışlarımızı köşemizin sağından ve solundan yeni trabzanlar kurarak ördük. Bakın şöyle elimi tuttuğumda da yeni trabzanların yerleri çok güzel belli olmakta. Aradaki trabzanlar aynı şekilde devam etmekte. Şöyle görelim. Evet yeteri kadar büyüttükten sonra artık kol birleşmesini yapıp gövdemizi yalnız örmeye başlayabiliriz. Onun için ben sıramı yeniden başlattım. Yeni sıramı kolumun altına bulunduğu yere kadar geldim ve köşemin bir tane üçlü grubunu ördüm. İkincisini örmedim. Köşemizin ikincisini örmeden birleşme işlemini yapıp diğer arkadan örmeye devam edeceğiz. Şimdi yaptığım işlemi bakalım. Yine aynı şekilde örerek geldim. Kafesimle başladım. Devam ettim trabzan gruplarımla. Tam köşeme geldim. Köşemin ilkini ördüm. Ve buraya iki tane zincirimi çektim. Bir tane daha ilave ediyorum. Toplamda üç tane zincir. Bir tane de kol altına modelimi kurmak istiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra diğer köşemin bulunduğu yere geliyorum. Bakın şöyle kolumuz bir köşemizin bulunduğu yer diğer ise şurası. Bunu büküyorum şu şekilde 3 zincirden sonra tığımın başını dolayarak köşe noktasına giriyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve kolumu bu 3 trabzanla birleştirmiş oluyorum. Şöyle görelim bakınız önden örerek geldim 3 zincir çektim kolumu büktüm ve köşesine geldim 3 tırabzanımı ördüm araya zincir çekmeden arkadan üçer trabzan örerek diğer köşe ayrım noktasına kadar trabzanlarımızda ilerleyelim kolumun birleşme noktasından arkamızı örerek geldim üçer trabzan üçer trabzan şeklinde buradan Köşemin bulunduğu noktadayım şu anda artışlarımızı yaptığımız yerden hemen buraya 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 bu ana kadar ikili çalışmıştık yani iki tane trabzan grubunu örmüştük. Birleşme noktasında ise tek grubumuzu örüyoruz. Yanına 3 tane zincirimi çekiyorum ve kolum için ördüğüm bu bölümü şuradaki diğer çiftli bölümü elime alarak büküyorum. Ve yine bu çiftli grubun içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum ve ikinci kolumu da bu şekilde birleştirmiş oluyorum. 3 tane buraya ördüm. Şu kısma şöyle netleştirelim, görelim. 3 zincirimi çektim. Tekrar bakınız ikili gruba yine 3 tane trabzanımı ördüm. Devam etmekteyim. Sıramı tamamlayana kadar üçer üçer trabzanlarımızı gruplar arasına örelim gruplar arasındaki bu boşluklarımızı birleşme işlemimizi yaptıktan sonra trabzan gruplarımızı örerek sona kadar geldim ve en son kafesimle tamamladım şimdi e, yaptığımız işlemimizi görelim şöyle düzelttim bakınız yaptığımız işlemimiz bu oldu şöyle kol altından üçer zincirle birleştirdik çok çok güzel oldu robamız Arkasını da çevirip bakalım şimdi gövde bölümünü örmeye başlayabiliriz kafesimizi bitirdik şimdi demek ki trabzanımızın bulunduğu sırayla başlayacağız hemen 3 tane zinciri bitirdiğim yönde çekiyorum 2 trabzan da buraya örüyorum toplamda 3 trabzanımız oluyor başını doluyorum araya giriyorum kol altındaki zincir yerimize kadar işlemlerimizi şimdiye kadar yaptığımız şekilde tekrar ederek ilerleyelim. Araya zincir çekmiyorum hiç. Kendi aralığı yeterli oluyor. Kul altındaki zincirimizin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim başlangıçtan itibaren. Şimdi 3 tane araya zincir çekmiştik. Bakınız burada yapacağımız işlem şu şekilde olacak. Tığımın başını doluyorum. Bu 3. trabzana bakın. 3. trabzanın tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve 3 tane trabzanımı aynı yere örüyorum. Üçüncü trabzanıma battım ve üç tane yeni trabzan ördüm. Kolumun altını rahatlaması için. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez şu aradaki zincire yine batmıyorum. Bu kez de arka tarafın ilk trabzanına geliyorum. Üç tane de trabzanı aynı başlangıçtaki trabzan içerisine örüyorum. Bakınız şöyle iyice görürsün başlayarak geldim sondaki trabzanın içerisine 3 tane trabzan ördüm araya zincir çekmeden arkanın ilk trabzanın içine ise 3 tane trabzan ördüm 2 tane grup buraya artmış olduk şimdi normal şekilde aralıklara ara boşluklara örerek ilerliyorum her zamanki işlemimizi diğer kol altına kadar gelelim Arkamızdan örerek geldim. Yine kol altına bulunduğu noktadayım. Tığım başını doluyorum. Arkanın en son trabzanına gelerek batıyorum. 3 tane trabzanımı aynı trabzan içerisine örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aradaki zinciri hiçbir şey yapmadan ön tarafın ilk trabzan grubunun içerisine giriyorum. Yani gruptaki ilkine batıyorum üçünü aynı trabzan üzerine örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu kez araya girerek normal bir şekilde örmemize devam ediyoruz. Orası artışımızı, artışımızı yaptık. Kol altını rahatlattık. Evet şimdi başa kadar üçer trabzanlarımızı örelim. Sona kadar geldim. En son kafesimin içerisine 3 trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 Bir tane zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. İpimi kestim. Şu şekilde. Evet tamamladık. Gövdemizden de bir sıra ördük. Şimdi istediğimiz gibi renklendirme işlemimizi yapabiliriz. İpimi kestim. Robamı tamamladım. Şu şekilde içeride gizledim. Şimdi modelimi kuruyorum. Mavi renkli ipimi aldım. Şöyle görmenizi istiyorum. Mavi renkli ipimi aldım. Bayağı orta kalınlıkta bir ip. Hemen örmeye başlıyorum. Yine trabzanlarla örüyoruz. Hiç başka işlem yapmıyoruz. Bir tane zincirimi çektim. İpimi kestiğim yerden değil diğer yerden başlıyorum. Şu şekilde birinci trabzanda bakınız ikinci trabzanın olduğu yerden giriyorum. 1, 2, 3, 4. Bir önceki sıram trabzan sırası olduğu için burada kafesimle başladım ve tığımı başını doluyorum hemen yanına ilk boşluğa 3 tane trabzan örüyorum tığımın başını doluyorum ikili trabzan örelim 2 3 yani bir defa dolayalım batalım 1 2 1 doluyorum 1 2 1 doluyorum 1 2 Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2. Doluyorum. Giriyorum. 1 2. Tekrar yapalım. Bir defa doluyorum. 1 2. Bu şekilde kol altına doğru ilerleyelim. Bakınız bir üst sıra trabzan sırası olduğu için burada kafeste başladık. Şimdi kol altına doğru ilerleyelim. Kol altına kadar trabzanlarımı örerek geldim. Şimdi kol altında zincirimizi çekmiştik. Zincirimizi çektiğimiz yere artışımızı yapıyoruz. Ama nasıl yapıyoruz? Bakınız 3 tane trabzanım var burada. 3. trabzanın tepe noktasına tığımın başını doluyorum. Bakın 3. trabzanımın tepesine batıyorum. Tam tepesine. Ve buradan 1, 2. Yeniden aynı yuvaya giriyorum. 1, 2. Yeniden aynı yuvaya giriyorum 1 2 bakın 3 tane trabzanımı buraya ördüm şimdi araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum bu kez arkanın ilk trabzanına giriyorum örüyorum 1 aynı yere 2 aynı yere 3 2 tane trabzanımızı kol altı için artmış olduk şimdi devam ediyorum yine aralara giriyorum bakınız gruplar arası buraya 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 şeklinde örüyorum ve diğer kolumuza kadar bu şekilde örelim bir doluyorum iki alıyorum tığımın başını doluyorum diğer kol altına kadar örelim arkadan örerek geldim mavi beyazımız gayet uyumlu oldu çok tatlı görünmekte bakın şimdi kolumuzun altındaki bölümdeyiz 3 tane zincirimizin sağından ve solundan birer grup oluşturacağız yine burada da 3. trabzanımın tepesine batıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekti. E, trabzanımı ördüm pardon. 3 trabzanımı ördüm. Tığımın başını tekrar doluyorum. Bu kez bu tarafın ilk trabzanına yine 3 tane trabzan örüyorum. Ve kol altındaki genişleme işlemini bu şekilde tamamlıyoruz. Sonrasında yine grup aralarına batarak ilerliyoruz. Başa kadar gelelim başa kadar örerek geldim şimdi son kafes olarak bitireceğiz Sıramın başını doluyorum trabzanımın tepe noktasına batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum diğer sıram için hemen çeviriyorum bu sıra trabzan grubu olacak alttaki kafeste bakın hemen yanına giriyorum Bir. yanına bir tane daha örüyorum 2 Ayrıyeten fazla bir trabzan örmüyoruz tıpkı yukarıda çalıştığımız gibi 3 tane trabzanımızı örüyoruz ve boşluklara batarak üçer trabzan üçer trabzan yeterli ölçü olana kadar örüyoruz kol altlarımızı da zaten belirlemiştik bundan sonra yapacağımız işlemimiz sadece buradaki boşluklarımıza üçer üçer trabzanı örüp bir sıramızda trabzan bir sıramızda kafesi yerleştirmesi yaparak biraz büyütmek Evet örgümüze devam edelim 11 sıra açık mavi rengimi ördüm. Daha sonra indigo mavisine geçtim. Yani daha koyu olan mavimi kullandım. 1 2 3 4 5 6 sırada bu mavimle ördüm ve yeterli ölçü oldu. Benim istediğim ölçüye ulaştım. Şu an daha uzatmak istemiyorum. Çünkü lastik de öreceğim aşağı kısmına lastikle öreceğim için birazcık daha uzayacak şimdi trabzanımı örerek geldim ve en son bakınız burada tamamladım şimdi ipimi buradan kesmiyorum yukarıya doğru kenarlarını örmek için trabzanlarımı yapmaya başlayacağım önce bakın 3 tane zincirimi çektim şuradaki kenarımızı düğme ve ilik yerimizi çalışacağız 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum 1 2 İki defa da trabzanımla yukarı çıktım. Tekrar tığımın başında doluyorum. Tam e, şöyle bakın bir tane daha örelim burası alt olduğu için üç tane trabzan bu yana ördüm. Sıradaki trabzan grubuna iki tane örüyorum. İki trabzanım ördüm. Buraya başlangıca 3 zincir iki trabzan doldurdum. Ve i̇ki trabzan da yandaki trabzanlı bölümü ördüm. Şimdi bir sonraya geldim. Bir 2 2 tane trabzan ördüm bazen trabzanlarımız e, uzun bazen daha kısa olabilmekte gereken yerlere 3 tane de trabzan örebiliriz diğerine geçtim 2 çalıştım yine bir sonrakine yine iki trabzan ördüm bakın ikişer ikişer yeterli oldu yukarıya doğru devam ediyorum sadece en alta 3 yaptım diğerlerine 2 2 bazen uzun trabzan ördüysek orası kasmasın 3 de oraya yapabiliriz. Önemli olan güzel duruş sağlamak. 1 ve 2. Şimdi boyun kısmına kadar ikişer ikişer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Trabzanlarımızı örerek tamamladım. Şimdi en sonada bakınız iki tane trabzan ördüm. Tığımın başını doluyorum. Şurada ilk başlangıçtaki hazırladığımız yere geliyorum. Bir, iki tane 2 de alıyorum yani bir tane yapıyorum ama iki defa da çektim şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum burada lastik örgüsü yapmaya başlıyoruz düz ördüğümüz trabzanları bir yandan bir ardından alarak lastik görünümü kazandıracağız şimdi ilk trabzanımı zincir olarak çektim tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanımı yandan giriyorum bakınız şöyle görmenizi istiyorum şuradaki trabzanımız bakın tığımın başını doladım yandan girdim 1 2 tekrar tığımın başını doladım bir sonrakini ise şöyle ardından giriyorum trabzanımı diğer tarafa itiyorum etrafını dolaştıktan sonra iki defa da örüyorum 1 2 şimdi tekrar yandan giriyorum ilmeğimi çıkardıktan sonra örüyorum ardından giriyorum 1 ve 2 tekrar sıradakine yandan giriyorum. 1 ve 2. Bir sonrakini ardından giriyorum. 1 2. Yandan ardından son trabzanımıza varana kadar bu şekilde örelim. Son trabzanımıza geldim. Tepe noktasına batıyorum. 1 ve 2 diyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan keserek tamamlıyorum. Burası ceketimizin düğme çalışacağımız yeri. Buraya düğmemizi çalışacağız. Karşısına ilik açarak çalışacağız. Kadığımız yuvaların içerisine ilk trabzanımı örmek için giriyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi diğer tarafa yatırıyorum. Tığımın başını dolayıp 1 2 aynı yuvaya iki tane trabzanımı örüyorum ve sonrasında diğer kafes olan yere geliyorum bir iki tane trabzanımı örüyorum diğer trabzanların bulunduğu yere girip bir kat trabzanını alıp iki tane de buraya örüyorum ve aşağıya kadar ikişer ikişer örerek ilerliyorum 2 2 örüyorum her bir kutunun içerisine. Kafesimize de trabzanımızın bulunduğu bölüme de. Aşağıya kadar ikişer ikişer örerek geldim ve görmüş olduğunuz gibi işaretlerimi taktım. Bu işaretler benim ilik çalışmak istediğim bölümler olacak. Bu sıramızda hem ee, Tra trabzanlarımızı öreceğiz. Hem de iliklerimizi ayıracağız. 4 tane düğme kullanacağım. Ve 4'ünün de yerini ayarladım. Şu şekilde ayarladım. Bakınız en altta bir tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çifti ayırdım. Buraya bir tane ayraç taktım. Sonra tekrar 2, 4, 6, 8, 9 çifti ayırdım. Bir ayraç taktım. 2, 4, 6, 8, 9 tane çifti ayırda bir tane ayracımı taktım ve bu şekilde iliklerimi çalışacağım İlk iliğim için şöyle çıkarayım bu örmemi zorlaştırması 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum arkayı çevirdim hemen yanındaki trabzanımı yandan giriyorum yandan girip lastik örgüsü yapıyoruz 1 2 Şimdi burası benim iliğim olacak. İliğim olacak yere bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum ve hemen yanındakini yine şöyle yandan girerek örüyorum. Burası iliğimiz. Bakın bir zincir çektik. Tekrar tığımın başında doluyorum. Bu kez sıradaki trabzanımı ardından alarak örüyorum. Bir ters bir düz örgü gibi yandan. Ardından diğer işaretimin olduğu yere kadar bir yan bir art olarak yani arkasından örüyorum. Ve ilik yerlerimi de bu şekilde çalışmış oluyorum. Ardından işaretimin olduğu yere kadar geldim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bakın tam dokuzuncunun olduğu yerdeyim bir tane zincirimi çekiyorum bunu atlıyorum bakın burayı örmüyorum bir zincirimi aşağıdaki bir karşılık gelmekte ve diğerine bunu atlıyorum lütfen buna dikkat edelim İliğimizi bu kadar çalışıyoruz hemen yandakine batıyorum bir tane de zincirimi çekmiştim tığımı başını doluyorum sıradakini atlıyorum bir sonrakine yandan girişimi yaparak örüyorum ve ikinci ilik çalışmamızı da bu şekilde tamamlamış olduk birinci iliğim ve ikinci iliğim devam ediyorum bu kez sırayı hiç bozmadan yandan ve ardından girerek yine devam ediyoruz sıramız ne gerektiriyorsa onu diğer işaretimin bulunduğu yere kadar ilerliyorum işaretimin bulunduğu yere kadar örerek geldim işaretimi çıkarıyorum bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bir tane trabzanımı atlayıp diğer trabzanımı şu şekilde girerek örüyorum ve bakın üçüncü iliğimi de bu şekilde açmış oldum şimdi en son iliğimize kadar ilerleyelim başa kadar geldim bir tane zincir çekiyorum sıradaki trabzanımı atlıyorum bir sonrakini örüyorum ve son trabzanımı da şöyle arasından girip örüyorum bir tane zincirimi çektikten sonra dört tane ilikten oluşan bölümümü hazırlıyorum Evet bir zincir çektim örgümü çevirdim hemen trabzanın dibine bir sık iğne olarak batıyorum diğer sıradaki trabzana bir sık iğne batıyorum ve burada bir tane iliğim için yer açmıştım oraya da altından girerek bir sık iğne ve diğer trabzanların tamamını birer sık iğne ile örüp yanımızı da bu şekilde tamamlıyoruz. İlik açtığımız lastikli bölümümüz de tamamlanıyor. Karşı tarafta da düğme aynı işlemimizi yaparak tamamlayacağız. ilik yerime kadar birer birer sık iğnemle geliyorum şöyle biraz da sıkı yapalım toparlası bakın ilimizi açtığımız zincirimizi de bir tane örüyoruz ve diğerlerini de birer birer örüp sıramızı tamamlıyoruz son iliğimize kadar çalışıp geldim birinci iliğimiz ikinci iliğimiz üçüncü ve dördüncü iliğimin bulunduğu yerdeyim bakınız yine buraya da bir tane sık iğne ve yanındaki trabzanlarıma birer sık iğne örerek tamamlıyorum ve alt kısmının lastik çalışmasına şöyle başlıyoruz Şöyle çeviriyorum bakınız buradan yandan geldim şimdi altının lastiğini çalışacağız 1 2 üç tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen buradaki trabzana bir tane trabzanım örüyorum diğer trabzanıma bir tane trabzanım örüyorum birer örelim öne doğru potluk oluşmasın bu boşluğa giriyorum bir ve iki tane de buraya örüyorum. Toplamda dört tane trabzanımızı ördük. Bir, iki, üç, dört. En sonuncuyla beş. Evet şimdi birer birer trabzanlarımın üzerinden örerek devam ediyorum. Yalnız kolumuzun bilek kısmında çalıştığımız gibi arada bir ortadaki trabzanlarımızı atlayalım. Şöyle belimiz toparlı olsun. Bunu atlayalım mesela. atladım bir tane. Hiç belli olmayacaktır. Emin olabilirsiniz. Ve bu şekilde birebir trabzanlarımızı örelim. Arada bir atlayalım. Yani 8 tane de bir atlasak yeterli olacaktır. Göz kararı da atlayabilirsiniz. Çok birebir hepsini örmeyelim. Birebir hepsi çok bol olacaktır. Bakın atlıyorum. 2-3 Trabzan'da bir atlayarak devam ediyorum uca kadar geldim şimdi bu uç noktada bir tane sık iğnemizin bulunduğu yer vardı oraya batmayı unutmuyoruz oraya da batıp trabzanımızı ördükten sonra yeniden 3 zincirle ikinci sıramıza yani lastik örgümüzü çalışmaya başlıyoruz yine aynı işlemlerimizi yapıyoruz İlkini yandan giriyorum 1 2 iki. İkincisini ardından yandan ve ardından örerek istediğiniz kalınlığa ulaşana kadar devam ediyorsunuz. Siz de ben de örelim sonrasında yeniden birlikte olalım. Ceketimin alt kısmını tamamladım. Gördüğünüz gibi düğmelerimiz diktim Ceketimin Dik kolunun bir tanesini ben örerek tamamladım. Diğerini sizlerle birlikte çalışalım. 1 2 3 4 sıra mavi rengimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sırada diğer koyu renkli mavimi ördüm ve kol kısmının ucunu bir ters bir düz örgümü yaparak lastiğimle tamamladım. Şimdi diğer kolumuzu sizlerle birlikte başlayalım. Bu taraftaki kolu da aynı şekilde yaparsanız, Tabii eğer daha büyük örüyorsanız kolumuzu istediğiniz ölçü olana kadar örmeye de devam edersiniz bir tane zincirimi çektim kol altımı şöyle alıyorum bakınız kol altının tam ortadaki zincir çektiğimiz yer var bu kısma giriyorum ve düz yönden başlıyorum ve örgümüzün bozulmaması için yine buradaki uyumu sağlamak için bir ters bir düz yönden öreceğiz bir iki üç tane zincirimi çekiyorum buraya trabzanlarımı örüyorum İpimi de şöyle bakın gizledim ve tığımın başını doluyorum hemen ilk bakın şuraya girmiyoruz hemen yanı başındakine girmiyoruz beyazımıza geçiyoruz ve buraya 3 tane trabzanımı örüyorum tekrar zincir çekmeden 3 trabzanı ve başladığım yere kadar bu görmüş olduğumuz ara gruplarımıza üçer trabzan örerek ilerliyorum kol çevremizi şurada başlamıştık bakınız etrafını örerek geldim bu yönden şöyle bakın bu yönden örerek geldim şimdi başladığım noktadayım hemen bakın şu başladığımız yer bir ile ikinci trabzanın arasına tığımın ucunu girdiriyorum ipimi alıyorum ilmeğimin arasından geçiriyorum ve buradan 3 tane zincir çekiyorum ve bakınız Şimdi yaptığımız gibi yapacağız. Bir düz yönden yani bir dışından ceketimizin bir de şu şekilde üç zinciri çektikten sonra çeviriyorum. Ceketimizin iç kısmından öreceğiz. Bunu birinci trabzan olarak kabul edip hemen şu boşluğa giriyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bakın bu zincirin üstünde sayılıyor. Sakın yanlışlıkla şu araya değil bu büyük araya giriyorum. İkinci ve üçüncü trabzanı örüyorum ve ceketimizin kol boyu bitene kadar bir dış yüzden bir de bu şekilde iç yüzden öreceğiz ve geçişimizi de bu şekilde yapacağız. O zaman gövdeyle daha uyumlu olacak. Ve şimdi hiç farklı işlem yapmadan içten örüyorum daha sonra bittiği zaman yine şöyle dışını çevirip dıştan öreceğiz. Evet ben sayılarım tekrar hatırlatmak istiyorum aynı yapmak isteyen arkadaşlarım için dört sıra e, mavi rengi 1 2 üç dört diğerinde birlikte saymıştık şu an e, hatırlayamayacağım yeterli ölçü olana kadar e, sizler örersiniz ya da birazcık videomuzun başı alarak aynı ölçüde yapacaksanız sayımızı tekrar hatırlayabilirsiniz Evet şimdi kolumu bitiriyorum lastik kısmında yeniden birlikte oluyoruz kolumu son trabzanına varana kadar ördüm şimdi diğer kolumda çalıştığım gibi bilek kısmına lastiğini çalışacağız lastiğimiz için hemen son birleştirmeyi yapalım ve yeni trabzanlar örmeye başlayalım bu kolumuzun son sırasıydı yine aynı şekilde geçişimi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum bu kez ara boşluklara değil direkt trabzanlarımın üzerlerine batarak örüyorum 3 tane ördüm 4 5 5 tane trabzanım ördüm kolumuzun şöyle toparlanması için aynı genişlikte olmaması şöyle bilek kısmımızın. Şöyle toparlanması için eksilme işlemine gidiyoruz. Eksilme işlemini ise bu sıramızda yapıyoruz. Bakın zincirimle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımı ördüm. Tam 6. ortadaki şu üçlünün ortadaki trabzanını atlıyorum. Bunu atlıyorum. Diğerine batıyorum ve bir tane eksilmiş oluyoruz. Hiç belli olmayacak merak etmeyin. Şimdi bakın 2, 4, 5 ördüm. Atladım. Ve başlıyorum. Bunu 1 diye sayıyorum. 2, 3. 3 4 5 5 tane ördüm. 6. atlayıp diğerine batıyorum. Ve bunu 1 diye sayıyorum. 2 3 4 5 5 tane ördüm. Bakın hemen toparlanmaya başladı. 6. atlıyorum. Diğerine batıyorum. Eğer bebeğimiz kiloluysa kolu da geniş istiyorsak arada bir atlamadan da örebilirsiniz. 2, 3, 4, 5. Trabzanım atlayıp diğerine geçiyorum. Ve ilmeklerimi bu şekilde örerek başlangıç noktama kadar geliyorum. Son trabzanımıza kadar örerek geldim arada atlamalarımı yaptım şimdi ikinci sıramıza geçmek için hazırız başlangıçta zincir çekmiştik bakın zincirimizde başlamıştık buradan şöyle giriyorum zincirime ipimi geçiriyorum ve 3 tane yeni zinciri çekerek ikinci sıramı başlatıyorum buradan sonrasında lastik örgümüzü örmeye başlayacağız bunun için tığımın başını doluyorum. Sıradaki ilk trabzanı yandan giriyorum. Yandan şu şekilde girdim ve bir iki defa da örüyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Bir sonraki sıradaki trabzan bu kez ardından giriyorum. İttiriyorum. İpimi alarak örüyorum. Bir ve iki. Tekrar sıradaki trabzanımı yandan giriyorum. Bir, iki. Bir sonraki trabzanımı ardından giriyorum, Bu şekilde örüyorum bir ve iki. Tekrar yandan giriyorum ve bir sonrakini ardından girerek örüyorum. Yandan ardından ve sona kadar bir yandan bir ardından örerek devam ediyorum. Bir yandan bir ardından alarak sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi en son zincirimi çektiğim yere yine tepeden batarak yani yan boşluktan batarak girdim. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Şimdi kabartılı olanları yine yandan örüyorum. Dışına kabartılı olanları, içine çukur olanları ardından girerek alıyorum. Ve lastik boyutunu ne kadar isterseniz büyüklüğünü ona göre birkaç sıra daha örerek tamamlıyoruz. Son trabzanımıza varana kadar ördüm. Hemen batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan keserek tamam. Şuradan ilk bakınız mavi rengimle girdiğim yere giriyorum. Yine aynı işlemlerimizi yapacağız sevgili dostlar. Buraya ipimi de diğer tarafa geçiriyorum. Bir diye sayalım zincirimizi. 2 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Hemen yanındaki kutuya girerek iki tane trabzanım örüyorum. Her bir trabzanımıza yani her bir yuvamıza ikişer ikişer trabzanlarımızı dolduralım. Bir ve iki ipimi de gizliyorum. Bakınız. Gereken yerlerde üç tane de çalışabilirsiniz. Eğer çekecek gibi olursa yakamız. Yakamızda sona kadar trabzanlarımızı ikişer ikişer toplayarak geldim. Şimdi hem kol lastiğimiz hem alttaki lastiğimizde olduğu gibi bir yandan bir ardından alarak örüyorum. 3 tane zincirimi çektim. Bu tarafa çevirdim ve tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzanımı yandan girerek örüyorum. İpimiz katlı olduğu için tığım bazen katları arasına girebiliyor. Diğerini ardından Yandan ardından şekliyle ben bu sırada tamamlayacağım. Fazla yüksek olmasını istemiyorum. Dileyen arkadaşlarımız bir sıra daha örebilirler. Evet sırası ile yandan arkadan girip tamamlayalım yakamızı da. İkinci sıranın sonunda ipimi koparıp kalan parçayı arkaya gizledim. Ve artık ceketimiz kullanıma hazır hale geldi. Şöyle gayet. Ee, hoş oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ceketimizi üç renkle çok tatlı minik beylere güzel bir çalışma. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.